909. konu: Bir kadının şikayeti üzerine Hazreti Ömer'in onun kocasını çağırtıp ona karısının haklarını gözetmesini tembihlemesi. Bir kadın Hazreti Ömer'e gelerek, "Sana dünyadaki insanların en hayırlısını şikayet etmeye geldim. Dünyada onun kadar salih amel işleyen bir kişi daha yoktur. İnsan onu ancak onun yaptığı amelleri yaparak geçebilir. O gecesini ibadetle, gündüzünü de oruçla geçirir." Dedikten sonra haya ve utancından gerisini getiremeyerek, ey müminlerin emiri, beni bu şikayeti tamamlamaktan bağışla, dedi. Hazreti Ömer de ona, Allah sana mükafatını versin, sen kocanı çok güzel bir şekilde övdün, seni bağışlıyorum, diye karşılık verdi. Kadının gidişinden sonra Kab bin Sur, ey müminlerin emiri, o kadın utanarak gerisini getiremediyse de bence size açık bir şekilde birisini şikayet etti, dedi. Hazreti Ömer'in, peki o kimi şikayet etti, diye sorması üzerine de kap, kocasını şikayet etti. Çünkü o, karısının kendisi üzerindeki haklarından biri olan zevciyet hakkını gözetmemektedir, dedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer, derhal bana o kadınla kocasını getirin, diye emretti. Onların gelişinden sonra da kap, a, bunların davalarını sen hallet, buyurdu. Kab, senin bulunduğun bir yerde ben nasıl hakemlik yapabilirim diye itiraz etmek istediyse de Hazreti Ömer, bu davaya sen bakmalısın çünkü ben anlayamadığım halde sen kadının ne demek istediğini anlayıverdin. Bu yüzden de bunların arasında hakemlik yapmak benden çok senin hakkındır dedi. Kab da kadının kocasına dönerek şunları söyledi: Allah teala, hoşunuza giden kadınlarla iki, üç ve dörde kadar evlenebilirsiniz, nisa. 4. suresi 3 buyurmaktadır. Bu durumda 3 gün oruç tut, dördüncü günü de oruçsuz olarak karının yanında geçir. Aynı şekilde 3 gece sabaha kadar ibadet et ancak dördüncü geceyi karınla birlikte geçir ve onun yanında yat. Onun verdiği bu hüküm üzerine Hazreti Ömer, "Senin bu yaptığın birincisinden de güzeldir." buyurdu ve onu Basra kadılığına tayin etti. Hazreti Ömer kadına, "Bana doğru söyle, çünkü hakkı söylemekte çekinme olmaz." buyurdu. Bunun üzerine kadın, ey müminlerin emiri, bir kadın olduğum için ben de diğer kadınların istediklerini istiyorum, dedi. Bir kadın Hazreti Ömer'e gelerek kocasını şikayet etti ve, kocam bütün gece ibadet eder ve gündüzleri de oruç tutar, dedi. Hazreti Ömer de ona, peki sen ne yapmamı istiyorsun, onu gündüzleri oruç tutup geceleri ibadetle geçirmekten men mi edeyim, diye karşılık verdi. Bunun üzerine kadın bir şey söylemeksizin çekip gitti. Sonra bir kere daha gelerek şikayetini aynen tekrarladı. Hazreti Ömer de ona aynı cevabı verdi. O zaman, orada bulunan kap, Hazreti Ömer'e, ey müminlerin emiri, bence onun bir hakkı vardır, dedi. Hazreti Ömer'in, peki onun hakkı neymiş, diye sorması üzerine de şunları söyledi. Allah bu kadının kocasına dört kadınla evlenme izni vermiştir. Bu kadını da o dörtten biri olarak kabul edebiliriz. Bu durumda onun, kocası üzerinde dört gecede bir gece, dört günde de bir gün hakkı vardır. Bu sözleri doğru bulan Hazreti Ömer kadının kocasını çağırttı ve ona dört gecede bir gece mutlaka karısının yanında yatmasını, dört günde bir günü de oruçsuz geçirmesini emretti.